Mutlu akşamlar. Analizle karşınızdayız. Hafta ortasında piyasalardaki fiyatlamalara göz atacağız. Yine bilanço sezonu devam ediyor. Bu akşam da Türk Hava Yolları başta olmak üzere şirketlerin ikinci çeyrek sonuçlarını aldık. Onlara da değineceğiz ama önce bugün Borsa İstanbul'daki kapanışa bakalım. Bugün BIST 100 endeksi günün en yüksek seviyesinde 2829'da kapanış yaptı. TL bazlı yeni bir zirve, gün içi yeni bir rekor geldi ama özellikle de ABD enflasyon verisi sonrası hareket hızlandı. Saat 15.30 sonrasında tabii veri beklentinin altında kalınca küreselde de bir alım dalgası gördük. Ona paralel içeride de risk alma iştahı hızlandı ve %1.59'luk yükselişle yeni bir TL bazlı zirve söz konusu oldu. Bugünkü yükselişiyle de beraber BIST 100'ün yılbaşından bugüne performansı %52'ye ulaşmış oldu diyelim ve bankacılık tarafına bakalım. Geçtiğimiz iki gün boyunca zayıftı bankalar ama bugün %3'e yakın değer kazandı endeks. 2492 puanın hemen altında bir kapanış söz konusu oldu. Sınav endeks tarafına bakalım. Orada da tabii yükseliş vardı. Tüm zamanların zirvesine de bir hayli yaklaştı sınav endeks. BIST 100'ün rekor kırdığı süreçte malum demir çelik hisseleri özellikle Ereğli zayıf olduğu için sınav endeks henüz tarihi zirveyi geçmemişti. Bugün oraya bir hayli yaklaştı. 4693 puanda kapanış gerçekleştirdi. Akşam seansında VIOP 30'a bakacak olursak değişen bir şey yok. Akşam seansında da risk alma iştahı pozitif seyretmeye devam ediyor. Şu an Ağustos vade BIST 30 endeksi 3150 puanda. Peki bugün hisse bazında BIST 100'de en çok değer kazanan ve kaybedenler hangileriydi? Bir de onlara bakalım. Değer kazanan tarafta ilk 5'te bugün baktığımızda Migros, İş Finansal Kiralama, Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şekerbank ve Kontrolmatik Teknoloji öne çıktı. Özellikle bugün perakende tarafı hareketliydi. Sadece Migros değil aslında. BİM ve Şok Marketler de değer kazandı ama en yüksek değer kazancı Migros'taydı. %10'a yakın yükseliş. Özellikle tabii dün ikinci çeyrek sonuçlarını açıklamıştı. Açıkladığı kar sonrası bugün rally vardı diyebiliriz Migros'ta. Bir de düşenlere bakalım ki orada da dün ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan ve beklentileri tatmin etmeyen şirketler söz konusu. Özellikle Koza Altın'ın karı beklentinin bir hayli altında kalmıştı. Bugün hem Koza Altın hem Koza Madencilik hem de tabii bunlarla ilişkili olarak İpek Enerji hisselerinde ciddi bir baskı vardı. Odaş Elektrik ve Başkent Gaz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin de bugün yine BIST 100'de en çok değer kaybedenler arasına girdiğini söylemek mümkün. Tabii TL bazlı yeni bir rekor geldi bugün BIST 100 endeksinde. Peki trend yükselişine devam edecek mi? Borsada hedef seviyeler hangi noktalarda olabilir? Gedik Yatırım'dan Onurcan Bal'ın yorumlarını dinledik. İzleyelim. Özellikle Amerika'da TÜFE verisinin beklentilerinin altında kalması ve FED'e ilişkin agresif sıkılaşma beklentilerinin, endişelerinin bir miktar yatışmasıyla birlikte küresel çapta risk iştahında kaydına iyileşme Borsa İstanbul tarafında destekleyen bir gelişme oldu ve endeks bugün de yine zirvelerini yenilemeye devam etti ve özellikle 2800 puan üzerine bir kapanış gerçekleştirdi. Endeksin kapanışına baktığımız zaman %1,59'luk bir yükselişte 2829 puandan gerçekleşti kapanış ve hani burada 2800 üzerine bir kapanışın gerçekleşmesi endeks tarafında hani teknik olarak da alımların devam edebileceğini bir işaret olarak kabul edilebilir. Zaten Ağustos ayı içinde yurt dışı piyasalardan hani ciddi ölçüde bariz bir şekilde pozitif ayrışan ve finansal sonuç döneminin desteğiyle yukarı yönlü hareket eden, zirvelerini yenilen bir endeks vardı. Burada bugün küresel taraftan da gelen destekle birlikte endeks zirve yenilemelerini sürdürdü. Bilançoların boyunca ki 19 Ağustos'ta sona eriyor olacak konseyde bilançolar. Ama hani bu süreç boyunca bilançolar açıklandıkça endeks tarafında bu ayrışma eğilimi devam edebilir. Kısa vadede şu an için kritik nokta 2800 üzerindeki kapanışların devam etmesi. Endeks eğer 2800 puan üzerinde kalıcılığını korumaya başarırsa önümüzdeki süreçte 2890 puana doğru bir fiyatlama görmemiz mümkün. Yani burada bu seviyeler takip edilebilir. Özellikle hani 2820'nin üzerinde zaten tutunma, hani kapanış olması olumluydu. 2800 üzerinde ilk nokta 2820 seviyesi, devamında 2889 seviyesi, 2890 seviyesi teknik olarak karşımıza çıkıyor.
Hani bu kapanış 2820'nin üzerinde gerçekleşti. Hani yarın da bu yurt dışındaki pozitif havada korunacak olur. Endeks tarafında yukarı yönlü hareketler devam edecek olursa hani 2850 ara bir nokta olarak izlenebilir ama asıl izleyeceğimiz direnç noktası 2890 seviyesinde bulunuyor. Eğer hani endeks tarafında yurt dışındaki destekle devam edecek olursa bu seviyeye doğru bir fiyatlanmanın devam edebileceğini, yaşanabileceğini söyleyebilirim. Ama yeniden 2800 puan altında kapanışlar gündeme gelecek olursa burada biraz daha endekste kar satışlarının da gündeme geldiğinde görebiliriz. Yani 2800'ün altına sarkan ve devamında 5 günlük üstsel ortalamasını kıran, hani burada 2760'lı seviyeleri, 2740'lı seviyeleri kıracak olursa endeks, o durumda biraz daha kar satışlarıyla karşılaşabilir ama bugün kapanış endeks tarafında olumlu oldu ve yurt dışındaki bu görünümdeki iyileşme devam edebilirse haftanın kalan bölümünde de endekste zirvelerini konuşmaya devam ettiğimiz bir haftayı geride bırakabiliriz diye düşünüyorum. Bugün endeks 2829 puana yükselirken endeksi taşıyan ilk 5 şirket BİM, Sasa, Türk Hava Yolları, Akbank ve Şişecam oldu. Bugün az evvel bahsetmiştik, perakende tarafı çok hareketliydi. Migros, BIST 100'de en çok değer kazanan şirket oldu. BİM ise en yüksek puan katkısı veren şirketti. Çünkü malum ağırlığı yüksek BIST 100 endeksinde. Bugün tek başına 7.7 puan yukarı çekti BIST 100'ü. Özellikle ABD enflasyon verisi sonrası hızlanan hisselerden biri Sasa Polyester'di. Sasa Polyester bugün endekse en çok puan katkısı veren hisse senetleri arasındaydı. Onun yanı sıra Türk Hava Yolları, Akbank ve Şişecam'ın da endeksi olumlu etkileyen şirketler olduğunu söylemek mümkün. Endeksi baskılayan tarafta bugün BIST 100'de de en çok değer kaybeden şirketler var. Koza Altın, Koza Anadolu Madencilik, ODAŞ, İpek Enerji ve Enerjisa ikinci çeyrek finansalları sonrası özellikle Koza hisseleri sert düştü ve bugün BIST 100'deki yükselişi bir miktar sınırlandırdı diyebiliriz. Endeks bugün TL bazlı yeni zirvede kapanışı yaparken işlem hacmi de yükseldi. Dün 43,5 milyardı, bugün 48,8 milyar TL seviyesine yükseldi. Hem düne göre bir artış var hem de aylık ortalama üzerindeki işlem hacimleri sürüyor diyebiliriz. Bugün 33 milyar TL'lik bir aylık işlem hacmi ortalaması görüyoruz. Son rakam ise 48,8 milyar TL seviyesinde. Sektör performanslarına da bakalım. Bugün en çok yükselişi finansal kiralama faktöring endeksinde gördük. Dün de finansal kiralama sektör endeksi borsada en çok değer kazanan sektördü. Üst üste iki gündür finansal kiralama hisseleri yukarı gidiyor ki özellikle de iş finansal kiralama hissesi burada performansıyla dikkati çekiyor. Onun yanı sıra bugün tabii Migros, BİM ve Şok Marketler rally yaptığı için ticaret endeksi de yukarı gitti. %4,6. Onun dışında ise menkul kıymet yatırım ortaklıkları, bankacılık ve aracı kurumlar sektör endeksleri açısından öne çıkanlardı diyebiliriz. En çok düşen tarafta ise madencilik var. Tabii yayının başından beri bakıyoruz. Koza hisseleri bugün zayıftı bilanço sonrası. Onun etkisiyle madencilik %9,5 civarı bir düşüş kaydetti. Bunun dışında ise kağıt, basım, tekstilleri, inşaat ve sigorta sektör endeksleri bugün borsayı zayıf tamamladı. Bugün zayıf bir performans vardı bu sektörlerde diyebiliriz. Grafiklerle ilgili bu bölümü noktalarken bugün reel sektörün finansmana erişimiyle ilgili bir toplantı gerçekleşti. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı'nın da bu toplantıda verdiği mesajlar vardı. Özellikle kredi büyüme hızına yönelik detaylarına bakalım. Sizin kaybettiğiniz, benim kazandığım bir ortamın hiçbir faydası yok, bana bir menfaati yok. Reel sektör, finans sektörü, bunlar işbirliği içerisinde, dayanışma içerisinde olmak ve beraber hareket etmek zorundalar. Finansmana erişim tartışmalarının yaşandığı bir ortamda kamu bankaları genel müdürleri reel sektörle bir araya geldi. Üreten, yatırım yapan, istihdam yaratan her bir müşterimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim ülkemiz büyümek zorunda. Biz de o büyümeyi finanse edebilecek güç, kabiliyet, yetenek ve kaynağa sahibiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen finansmana erişim istişare toplantısına Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstün Salih katıldı. Daha sonrasında da
Bankacılık sektörü bilançosuna ilişkin sunum yapan Çakar, mevcutta toplam ticari kredi büyüklüğünün 5,3 trilyon lira olduğunu söyledi. Bu yıl Temmuz ayı ile birlikte kullandırılan kredi miktarının da geçen yıla kıyasla 12 kat arttığını ifade etti. Geçen sene 70 milyar TL'di firmalara kullandırılan, şimdi 901 milyar TL. Kaç katı? 12 kat. Enflasyonun bu rakamı büyüttüğünün de farkındayım. Ancak 901 milyar TL'lik bir finansmana erişim ya da kredinin reel sektöre kullandırıldığında ciddi bir rakam olduğunu da lütfen hakkını teslim ederim. Bankalar Birliği Başkanı mevduatta Türk lirası oranının %43 iken kredilerde Türk lirası oranının %61 olduğuna ve bunun da sağlıksız bir yapı oluşturduğuna işaret etti. TL mevduatım az ama TL kredi talep ediliyor. Yabancı para mevduatım fazla ama TL kredi daha fazla. Peki ben yabancı parayı ne yapmam lazım? Götürüyorum Merkez Bankası'na, swap yapıyorum, TL'ye çeviriyorum, dönüp kredi kullandırıyorum. Bu bir maliyet. Çakar toplam ticari kredilerde takibe düşme oranının da sadece %2,5 olduğunu söyledi. Sistem işliyor, siz kazanıyorsunuz, biz paramızı tahsil ediyoruz. Dolayısıyla o anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Bugün gözler ABD enflasyon verilerindeydi ve Temmuz ayında enflasyon beklentinin altında kaldı. Bir önceki ay Haziran'da TÜFE'deki yıllık artış %9,1'di. Temmuz'da %8,5'e geriledi yıllık enflasyon. Beklenti %8,7 idi. Beklentinin altında geldi. Aslında Nisan ayı enflasyonunda da benzer bir görüntü vardı. 0,2 puanlık bir geri çekilme ama çok da kalıcı olmamıştı. Sonra Mayıs ve Haziran ayında enflasyon yükselişini sürdürdü. Temmuz ayında tekrar bir düşüş var enflasyonda. Tabii merak edilen zirveden dönüş mü bu? Aslında bu sorunun cevabı gerçekten çok önemli. Tabii sadece TÜFE değil, manşet rakam değil. Gıda ve enerji dışarıda bırakıldığında da enflasyonda bir yavaşlama sinyali var. Onu çekirdek enflasyonda göreceğiz şimdi. Çekirdek enflasyon da beklentinin altındaydı. %5,9. Burada da aslında son aylarda bir yavaşlama sinyali var. Mart ayında %6,5'la zirveyi görmüştü çekirdek enflasyon. Daha sonra kademeli bir düşüş ve Temmuz'da da %5,9 düzeyinde. Bu arada Haziran'dan beri petrol fiyatlarında da bir gevşeme var. Benzin maliyetleri de ABD'de düşmeye başladı. Belki de enerji yönünden, arz yönlü etkiler bakımından enflasyon biraz daha belki de gerileyebilir. Bu piyasayı da yakından ilgilendiriyor ki özellikle son günlerde Fed'in 2023'te faiz indirimi yapabileceğine ilişkin beklentileri de görüyoruz. Aslında Fed faizine ilişkin tahminlere baktığımızda bu yıl sonu için FOMC'nin medyan tahmini %3,4. Bu grafikte de onu görüyoruz. Bu yıl sonu %3,4, önümüzdeki yıl %3,8'e yükseliş. 2024'te ise %3,4'e düşüş öngörüyordu Haziran ayı projeksiyonlarında son olarak ABD Merkez Bankası. Ama tabii işin bir de piyasa yönü var. Fed'in fonlama oranını dayanak varlık alan vadeli kontratlardaki fiyatlamaya baktığımızda aslında piyasa oyuncuları önümüzdeki yıl itibariyle Fed'in artık daha düşük bir faiz oranına geçeceğini düşünüyor. Bu yıl sonu Fed %3,4 diyor fakat piyasa bu yılla beraber önümüzdeki yıl Fed'in artık gevşemeye başlayabileceğini düşünüyor ki Fed'in tahminine göre önümüzdeki yıl %3,8'e yükselebilecek olan Fed faizi piyasanın tahminine göre %3'ün de altına gelecek ki muhtemelen bu piyasanın Fed'in biraz daha güvercin tarafa dönebileceğine ilişkin tutumu ya da bahsi diyelim ABD borsalarında da yükselişin temel sebeplerinden biri olabilir ki bugün S&P 4200'ün de üzerini gördü. Şimdi biraz küresel borsalara bakalım. Çünkü özetlemeye çalıştığımız ABD enflasyon verileri ve Fed'in faizine ilişkin özellikle 2023'te bir indirim olabilir beklentileriyle de beraber risk alma iştahında yükseliş sürüyor. S&P %1,7, Nasdaq %2,4, Dow Jones %1,3'e yakın yukarıda. 4200'ün üzerini gördük gün içinde S&P'de. Şu an 4195 seviyesindeyiz. Bugün Avrupa'da da yeşil bir tablo vardı. DAX %1,2 yukarı gitti. 13700'de kapanış yaptı Frankfurt'ta DAX endeksi. Asya'da ise satışlar vardı. Bugün Asya hariç aslında küresele yayılan bir genel yükseliş eğilimi vardı. Bizde de hissedildi ve BIST 100 TL bazlı yeni bir
zirve kapanışı yaptı diyebiliriz. Tabii ABD enflasyonu çok kritik Fed'in para politikasındaki manevraları açısından. Bu enflasyon verisine ilişkin son detayları ve ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını izleyelim. ABD'de 41 yılın zirvesinde seyreden enflasyon Temmuz'da yıllık bazda %8,5 oldu. Aylık bazda ise fiyatlarda değişim yaşanmadı. Beklentilerin altında gelen enflasyonda akaryakıt fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Benzin fiyatlarına yansıyan düşüş, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışı dengeledi. Tabii ki bu mevsimsel gelişmeler, talep tarafındaki bireysel harcamaların biraz geri çekilmesi gibi etkiler şu aşamada kendini gösteriyor. Ama kesinlikle bunun sürdürülebilir olması lazım ki FED ona göre biraz rota değişikliği ya da dozajında ayarlamaya gitsin. Temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonun yatışmaya başlayabileceğine dair bazı işaretler gördüklerini belirtti. Biden buna rağmen enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceği mesajını vererek önümüzdeki aylarda biraz daha ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşimiz daha bitmedi yorumunda bulundu. ABD Başkanı bu kapsamda enflasyonu düşürme yasasının bir an önce geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Hisse senedi piyasaları yükselişte ama sadece hisse senetleri değil, tahvillerde de değer kazançları var. Tahvil fiyatları yukarı gidiyor ki onun etkisiyle de zaten faizler bugün düşüş kaydetti. Tabii şüphesiz enflasyonun etkisi vardı diyebiliriz. Aslında hafta başından beri ABD 10 yıllık tekrar yükseliş işaretleri veriyordu ama bugün enflasyon sonrası tekrar düşüşe geçti. %2,79 şu anda. Getiri eğrisinin orta ve kısa vadeli bölümünde de faizlerin bugün bir miktar aşağı gittiğini gördük. Tabii getiri eğrisi terse dönmüştü geçtiğimiz haftalarda. Hala o görüntü de devam ediyor. 2 yıllık %3,2, 10 yıllık %2,79 seviyesinde ve kısa vadeli faizler uzun vadeli tarafın üzerinde. İçeride tahvil faizleri günü nasıl noktaladı oraya da bakalım. Bir süredir içeride de tahvil fiyatları yukarı gidiyor. Bugün de benzer bir hareket gördük. 10 yıllık faiz %17'nin altında seyrini sürdürüyor. 2 yıllık gösterge faiz de bugün %21 seviyelerinde günü noktaladı. Enflasyon tabii içeride de büyük bir problem. Hazine ve Maliye Bakanı da buna ilişkin açıklamalar yaptı. O açıklamaları hatırlayalım. Enflasyonu da aynı kararlılıkla yine biz yeneceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Ümraniye'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşan Nebati, hızlı fiyat artışları karşısında insanımızın ne tür sıkıntılar yaşadığının farkındayız dedi. Bu kapsamda vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla en çok ihtiyaç duydukları kalemlerde vergi oranlarında önemli ölçüde düşüşler sağladık. Enflasyonla mücadeleye yönelik gerçekleştirdiğimiz vergi indirimleri ve düzenlemelerle birlikte 2021 yılında 154 milyar lira vergi gelirinden vazgeçmiştik. Bu yılda aldığımız ilave tedbirlerle 251 milyar lira vergi gelirinden feragat ediyoruz. Milletimizin sayısız sorununu çözmeyi nasıl biz başardıysak enflasyonu da aynı kararlılıkla yine biz yeneceğiz. Bakan Nebati'nin gündeminde 55 ayın en düşük seviyesine çekilen işsizlik rakamları da vardı. Sadece bu yılın ilk yarısında sağlanan Türkiye'nin istihdam artışı 862 bin kişi olmuştur. Salgın sürecinde %14,1'e kadar yükselen işsizlik oranlığı bu yıl Haziran itibariyle 10,3 ile salgın öncesi seviyesinin de altına gelmiştir. Nebati ekonomideki son gelişmelere vurgu yaptı, Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini söyledi. Tablo apaçık ortada. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen üretimde, büyümede, istihdamda ve ihracat artışında Türkiye adeta tam yol ilerliyor. Ekonomimiz çok şükür sağlıklı ve sağlam. İçinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler de güçlü ve dengeli büyümeye işaret ediyor. Uluslararası kuruluşlar küresel büyüme ve ticaret tahminlerini yakın zamanda aşağı yönlü düşürürken
güncellerlerken, ülkemizin büyüme tahminleri ise yukarı yönlü güncellenmiştir. Bu bir başarı hikayesidir. Kim ne derse desin. Bu akşam finansallarını açıklayan şirketlere bakacağız. Türk Hava Yolları ilk sırada. Beklentinin bir hayli üzerinde geldi Türk Hava Yolları'nın kârı. Piyasa ortalama 6.7 milyar civarı bir beklentiye sahipti ama ikinci çeyrekte 9.1 milyar TL net kar elde ettiğini bildirdi Türk Hava Yolları. Hasılatına baktığımızda orada çeyreksel bazda %69, yıllık bazda %295'lik bir büyüme var. İkinci çeyrekte 71.9 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Brüt kârı da çeyreksel bazda %110, yıllık bazda ise %411 artışla 15 milyar TL seviyesine ulaşmış görünüyor. Şirketin bu çeyrekte faaliyet giderleri 6.5 milyar TL olmuş. Bu çıkarıldıktan sonra esas faaliyet karının da 8.7 milyar TL olduğunu görüyoruz. Esas faaliyet karı ilk çeyrekte 2.3 milyar TL idi. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde ise 957 milyondu. Yani çeyreksel bazda %279, yıllık bazda ise esas faaliyet karında %808'lik bir büyüme söz konusu olmuş ve şirketin özellikle bu çeyrekte finansman gelirlerindeki artışın da bir miktar kârı desteklediğini söylemek mümkün. 1.1 milyar TL finansman geliri elde etmiş. Finansman giderlerinin üzerinde bir finansman geliri var. O da kârı desteklemiş. Çünkü ilk çeyrekte şirketin finansman giderleri 1.9 milyar, finansman geliri sadece 999 milyon TL idi. Bu sefer net finansman geliri pozitif ve onun da etkisiyle beklentinin bir hayli üzerinde net kar açıkladı. 6 aylık rakamlara bakalım. Geçtiğimiz yıla nazaran çok güçlü ve pandemi öncesi seviyeyi de yani 2019 ilk 6 aylık performansının da zaten üzerinde grafikten de bunu görmek mümkün. İlk 6 ayda 11.3 milyar TL net kar, 10.5 milyar TL net esas faaliyet kârı ve yine baktığımızda geçtiğimiz yıla nazaran devasa artışlar ki zaten şirket geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 59 milyon TL zarar elde etmişti. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde. Bu yıl Ocak-Haziran'da 11.3 milyar TL'lik bir net dönem kârı elde etmiş. Özellikle de burada kargo posta taşıma miktarındaki hızlı artışların çok etkisi olmuş diyebiliriz ki 2019'da karşılaştırıldığında neredeyse iki katına ulaşmış. Şirketin pandemi öncesinde kargo taşımacılığından gelirleri 2019 ilk yarısında 799 milyon dolarmış dolar bazında. Bu yıl ilk 6 ayda 2 milyar doların üzerinde burada önemli bir büyüme var. %156'lık pandemi öncesine göre ve onun da etkisiyle hızlı büyüyen bir kar rakamı görüyoruz. Trafik sonuçlarına da bakalım ki şirketin özellikle baktığımızda kargo posta taşıma miktarındaki artış burada da detaylara yansıyor. 818.721 ton kargo posta taşıması var. %14.1'lik büyüme pandemi öncesine göre. Aslında hala doluluk oranı, yolcu sayısı gibi diğer göstergeler pandemi öncesine ulaşmadı. Ama taşınan kargo posta miktarındaki hızlı yükselişler şirketin finansallarını bu yıl ikinci çeyrekte de kuvvetli biçimde desteklemiş diyelim ve bir de hisse performansını görelim. Bu yıl tabii uzunca bir süredir ciddi yükseliş var Türk Hava Yolları'nda. Bugün yeni bir zirve yaptı TL bazlı. Yeni bir zirve kapanışı 60 liranın üzerinde. Yılbaşından bugüne yükselişi de %200'ü aştı bugün Türk Hava Yolları'nın. Bilanço öncesi bugün ciddi bir yükseliş vardı yine. Bakalım yarın finansallar sonrasında ne olacak? Beklentinin oldukça üzerinde geldi kar rakamı. Yarınki tabii hareketi endeksi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü endekste ağırlığı yüksek Türk Hava Yolları'nın. O açıdan gözler Türk Hava Yolları'nda olacak diyelim ve otomotiv yan sanayinden Birisa'nın da sonuçlarını aktaralım. İkinci çeyrekte 304.9 milyon TL ana ortaklık net karı elde etti Birisa. Aslında çeyreksel bazda zayıf. Bir önceki çeyrek 612.9 milyondu. Çeyreksel bazda %50'lik düşüş var net karında. Ama yıllık bazda %40'lık bir büyümeden bahsedebiliriz. Geçen yıl ikinci çeyrekte 217.8 milyon TL net karı vardı. Bu arada hasılatı 3.2 milyara ulaşmış ikinci çeyrekte ve bunun
1.2 milyarı yurt dışı satışlardan geliyor. Aynı zamanda ihracatçı bir şirket Birisa. Ve hasılatında çeyreksel bazda %19, yıllık bazda ise %116'lık bir büyüme var. Brüt karı 864.8 milyon TL olmuş. Çeyreksel bazda düşüş ama yıllık bazda %93'lük artış. Esas faaliyet karı ise 288.3 milyon TL olmuş diyelim ve 6 aylık verilere grafik eşliğinde bakalım. İkinci çeyrek karı ile beraber yılın ilk 6 ayında 917.8 milyon TL net dönem karı var Birisa şirketinin. Bu grafikte de tabii görmek mümkün. Yükselen bir grafik var karlılık ve satış rakamlarında. Net esas faaliyet karı da 1.2 milyara ulaşmış. Şirket yılın ilk 6 ayında ise toplam 5.9 milyar TL hasılat rakamına ulaşmış diyelim ve bugünkü kapanışını bir hatırlayalım Birisa'nın. Yılbaşından bugüne %46 değer kazandı. Aslında BIST 100 endeksine yakın ama altında bir performansı var diyebiliriz. Bugün yatay negatif bir kapanış. 39.94 TL'de günü noktaladı. Yarın yine bilanço fiyatlaması olacak şirketlerden biri de Birisa diyelim ve Anadolu Efes'e geçelim. Anadolu Efes de bu akşam sonuçlarını açıkladı ve ikinci çeyrekte oldukça kuvvetli geldi diyebiliriz kar rakamı. Aynı Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi Anadolu Efes'te de beklentinin üzerinde bir kar rakamı var. Piyasa yaklaşık 980 milyon civarı bir beklentiye sahipti. Fakat 1.4 milyar TL'lik ana ortaklık net dönem karı elde ettiğini açıkladı şirket. Ve ikinci çeyrek ana ortaklık net karı yıllık %243'lük bir artış kaydetmiş diyebiliriz. Hasılatı da yıllık %136, çeyreklik olarak ise %78 büyüyerek 24,5 milyar TL'ye ulaşmış. 8.8 milyarlık bir brüt karı var şirketin. Esas faaliyet karı ise 4.6 milyar TL olmuş. Esas faaliyet karı bir önceki çeyreğe göre %593, yıllık bazda ise %212'lik bir artış kaydetmiş diyebiliriz. 6 aylık kar rakamına bakacak olursak orada 1.3 milyar TL'ye ulaştı şirket. Çünkü ilk çeyrekte zarar yazmıştı. İlk çeyrekte 132 milyon liralık bir zararı vardı. Ama ikinci çeyrekteki kar rakamıyla beraber 6 aylık ana ortaklık net karı 1.3 milyar TL oldu diyebiliriz. Net esas faaliyet karı ise 4.9 milyar TL olurken şirket 6 ayda 38.3 milyar TL'lik satış geliri elde etmiş diyebiliriz. Burada da ilk 6 ay özellikle ikinci çeyrek performansıyla oldukça güçlü. Bu arada bazı beklentilerini değiştirmiş şirket. Onlardan da kısaca bahsedelim. Konsolide satış hacminde bir değişiklik yok. Ama konsolide net satış gelirlerinin özellikle %30'lu seviyelerde yıllık bazda bir artış kaydetmesini bekliyor şirket. Bir önceki tahmini %10'lu seviyelerdi. Yine baktığımızda konsolide FAVÖK marjında ise bir değişiklik beklemiyor. Bir önceki tahminin maliyet artışları sebebiyle FAVÖK marjında bir 100 bas puan daralma olacağı yönündeydi ama 2021'e kıyasla bir değişiklik beklemiyor. Konsolide FAVÖK marjında serbest nakit akımında ise biraz daha öngörülere göre daha yüksek bir rakam olabilir demiş Anadolu Efes yıl sonu için. Bugün Anadolu Efes hareketliydi ama kapanışa doğru alışlar geldi hisseye. %3.2 değer kazandı. ABD enflasyonuna kadar çok bir hareket yoktu. Enflasyon sonrası Anadolu Efes hissesi de hareketlendi ve kapanışta 38 lira 40 kuruş seviyesini gördük. Anadolu Efes de bu yıl başından beri %38 civarı yükseldi. Özellikle son haftalarda ciddi bir yükseliş trendi yakalamıştı ve beklentinin üzerinde gelen ikinci çeyrek karı sonrası yine yarın gözler bu hissede olabilir diyelim. Ve son olarak Türkiye Sigorta'nın pay geri alımından bahsedelim. Sigorta hisselerinde birkaç gündür bir baskı var. Onlardan biri de Türkiye Sigorta'da ve bu baskı esnasında şirket pay geri alımı yapmış. Ortalama 5.28 fiyatından 938.137 lot hisse almış şirket. Peki kapanışı nasıldı bakalım? %3.1 düştü. Aslında açılış gapliydi. Sonra biraz toparladı. Kapanışı 5.30 seviyesinde yaptı ve bu %3'lük geri çekilme esnasında şirketin de hisse geri aldığını görüyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz. Fakat diğer şirket haberleri var. Onları da izleyelim. Ziraat Katılım ikinci çeyreği 2.1 milyar lira karla tamamladı.
Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın toplam aktiflerinin 2022 ikinci çeyreğinde 2021 sonuna göre %54 artışla 151.6 milyar liraya ulaştığını belirtti. Bu dönemi bankanın 2.1 milyar lira karla tamamladığını da açıklayan Özdemir, toplanan fonların ise %62 artışla 126.5 milyar lira olduğunu söyledi. Kullandırılan nakdi fonların da %56 artışla 103.5 milyar lira seviyesine çıktığı bildirildi. Türk Hava Yolları Teknik Aşı Honeywell'le 10 yıllık lisanslı bakım anlaşması imzaladı. Honeywell'le Boeing 737 MAX, 737 NG ve 787 tipi uçakların adyörü konferentlerini kapsayan 10 yıllık lisanslı bakım anlaşması imzalayan şirket, bu anlaşmayla Honeywell'den parça tedarik edecek. Türk Hava Yolları Teknik Aşı'da Honeywell'in adyörü konferentleri için yetkili küresel bakım merkezi olarak faaliyet göstererek yerel ve uluslararası müşterilerine bakım onarım hizmeti sağlayacak. Pegasus'un Temmuz ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre %16 arttı. Bu dönemde yolcu sayısı 2.88 milyon oldu. Yolcu sayısı 2019 yılı aynı ayına göre ise %2 azaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Havelsan arasında imzalanan işbirliği protokolüyle kamu personel harcamaları yönetim sistemi yenilenecek ve kapsamı genişletilecek. Yeni sistemde mevcut personele ilave olarak yaklaşık 600 bin işçi daha sisteme dahil olacak. Böylelikle ödeme yapılacak personel sayısı yaklaşık 4 milyona çıkacak. Ayrıca bu sistemin yaklaşık 200 kamu idaresine hitap etmesi bekleniyor. Erdemir grubunun 2022 yılı 6 aylık dönemde ham çelik üretimi bir önceki yıla göre %8,7 düşüşte toplamda 4 milyon 109 bin ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde Ereğli tesislerinde ham çelik üretimi 1 milyon 497 bin tonla, geçen yılın aynı dönemine göre %11,5 düşüş gösterirken, İskenderun tesislerinde ham çelik üretimi 2 milyon 612 bin tonla %7,1 düşüş gösterdi. Rekabet Kurumu Martı İleri Teknoloji AŞ'ye yönelik soruşturma açtı. Son dönemde halka arz planlarıyla gündeme gelen mobilite uygulaması Martı, yurt içinde rekabet soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. Rekabet Kurumu Martı ile ilgili ürün pazarında rekabeti ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı. Analizin bu bölümünde yorum alacağız. Stratejist Mustafa Aşkın bizlerle olacak. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Uğur Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Borsa tekrar bir rally havasına büründü. Bugün yeni bir TL bazlı zirve görüyoruz, 2829 puanda. İşte 12 aylık hedef fiyatlarını paylaşıyor farklı analistler ya da stratejistler. 3500 diyen var, 4000 diyen var. Sizce bu trend nereye kadar sürer? Bu gidişatı nasıl görüyorsunuz? Baktığınızda yine her türlü olumlu şeyi almaya devam eden bir borsa var. Bu Türkiye'de de böyle, yurt dışında da böyle. Türk borsası zaten uzunca bir süredir olumsuz hiçbir haberi fiyatlamama eğilimi içinde. Bu bağlamda baktığınızda rakamsal anlamda pek çok hisse senedine fiyatı doygunluk noktasına da ulaşmış olsa da hem spekülatörler hem fon yöneticileri burada oyundan çıkmayı düşünmüyorlar. Dolayısıyla da nereye gideceğini kestirmek zor. Artık analistler, raporlar 3000 de diyor, 3500 de diyor, 4000 de diyor. Hani dilin kemiği yok, istediğiniz her şeyi söyleyebiliyorsunuz. Bazı hisse senetlere ucuz kaldı, oldukça az miktarda. Ama onun dışındaki hisse senetlerine baktığınızda doygunluk var. Ama piyasa gidiyor. Kimse temel anlamda buna dikkat etmeden fiyatları yine yukarı doğru çekmeye devam etmekte. Az önce siz de söylediniz, mesela bir havayolu şirketinin yıllık getirisi yılbaşından bu yana %200'ün üzerinde. Türkiye'de %78 enflasyon var, %200 getiri var. Hani reel getiriyi hesaplamak son derece basit. Bu pek çok hisse senedinde de böyle. Endeks bazında bu kadar yüksek olmasa da hisse senedi bazındaki getiriler hakikaten reel anlamda da çok yüksek boyutta. Bunların mutlaka realize olması gerekiyor, düzeltme yapması gerekiyor. Ama dediğim gibi hani müzik çalarken tango oynamaya devam etmek isteyen bir piyasa var. Teknik anlamda baktığınızda 2850, 2900 ve 2925 gibi bir direnç noktası var. Destek noktaları 2750, 2670 gibi duruyor. Dediğim gibi para girdikçe de yükselişe devam ediyor. Dolayısıyla piyasayı böyle okumakta fayda var.
İşlem hacimleri de artmaya başladı. Bugün 48.8 milyar TL olduğunu görüyoruz. Geçen yıl son çeyrekteki o rallide bir ara 80 milyara yakın işlem hacimleri vardı. Acaba şu anki hacim rakamları sizce nasıl bir sinyal veriyor? Trendin devam edeceği yönünde mi, yoksa bir doygunluk sinyali de veriyor mu? Siz nasıl yorumluyorsunuz hacimleri? Hacim ortalamanın biraz üstünde, fena bir hacim değil. Ama buradan hacimden ziyade miktarsal değişime bakmak lazım. Hacim belli hisse senetlerinde, belli kağıtlarda toplanmış olabiliyor. Dolayısıyla bunu tamama şamil etmek, tamamına yaygın kılmak pek mümkün ve doğru bir analiz yöntemi olmayabilir. Dolayısıyla miktar değişimine ve her hisse senedindeki toplam hacimdeki değişime bakmak lazım. Ama ortalamada baktığınızda bugünkü hacim fena olmayan, ortalamanın üzerinde bir hacim. Şimdilik bu trendi destekler bir hacim görüntüsüne sahip. Bu arada işte ikinci çeyrek finansallarını takip ediyoruz. Pek çok şirketin karında ciddi artışlar var. Enflasyonun da tabii etkisi yüksek. Ve bu gelen karlardan sonra BIST 100'deki fiyat kazanç ortalaması da 5.8'e düştü. Yani burada karlardaki artış acaba hisse fiyatlarına çok yansımadı mı? 5.8'lik bir FK çarpanı bir ucuzluk imajı verir mi? Yoksa olaya başka türlü mü bakmak lazım? Ben biraz tersten bakıyorum. Herkes bu yoldan bakıp kolayca çıkarım yapıp nasıl olsa karlılıklar yüksek, bu bağlamda da devam edelim havası içindeler, ama karlılıkları enflasyondan arındırmamız gerekiyor ve karlılıklara baz aldığınız noktaya bakmak lazım. Bir yıl önceki aynı döneme göre baktığınızda %250, %400, %500 karlar var. Fakat pandemi öncesi döneme baktığınızda ve enflasyonun makyajını çıkardığınızda bu karlılık rakamlarının son derece düştüğünü görüyorsunuz. Nominal olarak 5.8 FK olarak görülüyor ki bence bu aldatıcı. Dolayısıyla bu yılki bilançolara dayanarak karlılıklar çok arttı, hadi hisse senetleri ucuzladı alalım demek de çok mantıklı gibi gelmiyor bana. Evet, bu arada hisse ve sektör bazında baktığımızda bir süredir perakende hisseleri ciddi bir hareketlilik içinde. Bugün Migros neredeyse tavan oldu. BİM endekse en çok puan katkısı veren şirket. Bu enflasyon ortamı perakendeye çok mu yarıyor acaba, ya da biraz geride mi kaldılar? Enflasyonist ortamın perakende hisselerine etkisini nasıl görüyorsunuz? Göreceli olarak ucuz kalmışlardı, göreceli diyorum. Burada bir hareketlenme söz konusu oldu. Bilançoları da bahane etti borsa yatırımcısı. Dolayısıyla ivmelenme yüksek bir montanla devam ediyor. Enflasyonun genelde temel tüketim maddelerine ve temel gıdaya erişim konusunda satanlara bir avantaj sağladığı aşikar. Biz bunları 90'lı yıllarda yaşadık ve gördük. Fakat esasında burada esas faaliyet karlarına bakmak lazım. Çok teknik konuşmak istemiyorum ama özellikle gıda satıcısı, perakendecisi veya toptancıların karlarının ne kadarının faaliyet karı olduğuna ve bu faaliyet karlarının ne kadar sürdürülebilir olduğuna bakmak lazım. 90'lı yıllarda yüksek faizden elde edilen karlar, faaliyet dışı karlar, faaliyet karından yüksek olan pek çok perakende satıcısı biliyoruz. Ve yine karlılıklar korkunç rakamlara ulaşmıştı. Fakat sürdürülebilir bir şey değildi. Hem faizin hem enflasyonun düşmesi sonucunda bazı market zincirleri el değiştirmek zorunda kalmışlardı. Bugünkü yapı biraz daha faiz dışındaki gelirin, esas faaliyet gelirinin arttığı bir dönemi işaret ediyor. Ama burada da şuna dikkat etmek lazım. Türkiye'deki enflasyon temel gıdadaki fiyat artışını ne kadar daha itekleyecek? Bu biraz daha yüksek marjlı devam ederse, tabii buradaki satış rakamlarının da bir miktar daha gerilemesi olası görünüyor. Ama baktığınızda temel gıda, perakende, ilaç sanayi ve savunma sanayi gibi sektörler defansif olmaları bağlamında da bundan sonra cazip olmayı sürdürebilirler. Bu akşam Türk Hava Yolları'nın finansallarını aldık. Pandemi öncesi seviyeyi aşmış durumda karlılık açısından. 9.1 milyar TL net karı var ikinci çeyrekte. Beklentinin çok üzerinde. Acaba beklentinin üzerinde kar açıklaması hisseleri nasıl etkiliyor? Sizin gözlemleriniz nasıl? Yayının başında da aslında konuştuk. %200'lük bir yükselişi var yılbaşından beri. Piyasa fiyatladı mı acaba tüm bu olumlu atmosferi, yoksa beklentinin üzerine kar geldiği için bir tur daha rally yapabilir mi? Esasında baktığınızda ilginç olaylar olmuyor değil borsamızda. Geçtiğimiz hafta içinde, bu hafta içinde
büyük bir özel bankamız da beklentinin oldukça üzerinde bir kar açıklamıştı. Ama kar açıkladıktan sonra %6 düştü. Beklenti bitti söylemi yaygınlaşmıştı. Türk Hava Yolları'ndaki duruma bakmak lazım. Hakikaten çok ciddi prim yapmış durumda. Eski tecrübelerime dayanarak hareket edersek, eski fon yönetim tecrübelerime, realizasyon için uygun bir noktaya gelmiş gibi görünüyor ama bu karlılığı sürdüreceği beklentisiyle bu fiyatlardan dahi alıcı olanlar da olabilecektir. Dikkatli olmak lazım. Bilançoların açıklandığı günden sonraki hareketler biraz anomali hareketleridir. Beklentinin üstünde veya altında olması kaydıyla. Dolayısıyla yatırımcının biraz soğukkanlı ve biraz daha orta vadeli düşünmesi lazım, acelesi yoksa. Bugünkü son kapanışlar itibariyle baktığımızda BIST 100 %52 değer kazanmış yılbaşından bugüne. Bankacılık %56, sanayi endeks %38 yükselmiş. Bankalar bu yıl sanayi endekse göre biraz daha iyi duruyor. Acaba endeksteki hareket aynı şekilde devam ederse bankalar sanayiye göre daha mı iyi durur yoksa yine sanayi liderlik yapar mı? Bu konuda neler söylersiniz? Esasında sanayi endeksi bir önceki sene o kadar yüksek prim yapmıştı ki bu yılın başında da çok ciddi primliydi. Fakat realizasyonlar oldu. Bunu öyle görmek lazım. Uçtan uca değil de biraz daha geniş kapsamlı bakmak lazım. Mali sektör göreceli olarak ucuz kalmıştı. Şimdi onun hareketini yapıyor. Bir müddet daha devam edecekmiş gibi görünüyor mali sektördeki hareket. Ama burada da özellikle bir aylardır vurgulamaya çalışıyorum. Öz sermaye karlılıkları oldukça düşük. Hala enflasyon çok altında bankaların. İyileşme var ama hala düşük. Ve bu bilanço olayları, bilanço ile ilgili bu yüksek karlılık olayları 9. aydan sonra düşüşe geçecek. Hem ekonomik koşullar hem dünyadaki durgunluğun etkisiyle birlikte bir düzeltme yapacak. Yıl sonu bilançoları yine iyi gelecek ama 9. aylık bilançolardan sonraki dönem, yani son çeyrekte satışlar, ciro, hasılat ve faaliyet gelirlerinde azalmalar görülecek pek çok şirkette. Dolayısıyla bundan sonra biraz daha dediğim gibi defansif olmakta fayda var. Özellikle yurt dışındaki gelişmeleri de takip etmekte fayda var. Ama bankacılık sektörü göreceli olarak ucuz. Bu zaman zaman ivmelenmeyle, zaman zaman ani hareketlerle borsada kendisine yol bulacakmış gibi görünüyor. Özellikle sürekli son 1,5-2 yıldır yaşadığımız rallilerde yerli yatırımcı ilgisi çok etkili olmuştu. Yabancı payı sürekli yeni tarihi dipler test ediyordu. Son birkaç gündür yabancı oranı biraz yükselmeye başladı. Bugün de %33.19 olmuş. Malum CDS risk primindeki iyileşme de konuşuluyor. Bir miktar orada gevşeme var. Acaba yabancı alımı var mıdır şu an borsada? Sizin gözlemleriniz nasıl? Yabancı desteği gelir mi acaba bu ralli devam ederse? Özünde baktığınızda çok uzunca bir süredir Türkiye'ye giren yabancılar kısa vadeli giriyor ve belli bir kar marjını görür görmez de satıp çıkıyorlar. Son günlerde bir parça gözleniyor yabancı giriş ama ben uzun vadeli ve kalıcı olduklarını düşünmüyorum. Yani belli bir noktadan sonra karı ceplerine koymak isteyeceklerdir. Tabii 900'lerden CDS puanının 700'lerin altına doğru kayması bir risk azaltımını gösterir ama 700'lü rakamlar da çok yüksek rakamlar Türkiye için ve halihazırda pek çok fon bu yüksek rakamların karşısında Türkiye'ye gelirken çok temkinli olmak durumunda kalıyorlar. Malum şu anda yabancı takası tarihi diplerde. Biz yabancı takasını genelde 60'lı 70'li rakamlarda bulurduk. Esasında bunu kullanan Türk spekülatörler de var, yatırımcılar da var. Şöyle ki yabancı kurumsal yatırımcının azlığını fırsat bilip pek çok hisse senedinde de alım satımı yerliler almış durumda. Bazı ani hareketlerde bu yerli fonlar ve yatırımcılar yapıyor. Yabancı dengesi olmadığı için daha kolay hareket eder halleri de var. Bugün gözler bir yandan ABD enflasyon verilerindeydi ve beklentinin altında kaldı. %8,5 oldu Temmuz ayında. Bir süredir işte Fed'in 2023'te faiz arttırmayı bırakın, faiz indirimine geçeceğine ilişkin beklentiler de var ve ABD borsalarında da yükselişler görüyoruz. İşte S&P 3636'ya kadar düşmüştü bu yıl. Şu anda 4204 seviyesinde görüyoruz. Acaba dipten bir dönüş mü var ya da Fed konusunda piyasa fazla mı iyimser? Siz enflasyon rakamlarıyla beraber piyasa fiyatlamasını nasıl görüyorsunuz? Ben aylardır ifade etmeye çalışıyorum. Piyasa hep iyimseri almaya çalışıyor. Bu da 2008'den bu yana gelen bir trendin ve davranış kalıbının sonucu.
O güne kadar 2008 krizinden sonraki hemen başı sıkıştığında merkez bankaları piyasaya para sürerek varlıkların fiyatlarını oldukça yükseltmiş durumdalar. Bu pandemiyle de doruk noktasına ulaşmıştı. Yurt dışındaki borsalar bunu da rally yapmak için fırsat bildiler. Esasında şunu anlatmaya çalışmak gerekiyor pek çok yatırımcıya ve analiste. Fed'in söylediği sözler içinden, yaptığı yorumlar içinden cımbızla iyisini hoşunu çıkarmak da ilginç bir analiz yöntemi. Fed de buna ses çıkarmıyor, biraz da hazırlıyor. Mesela son açıklamalarında yumuşak bir inişten bahsetmişti, tırnak içinde bahsediyorum. Diğer söylemleri, yüksek faiz artışı, enflasyonu önlemek için daha sert önlemler alacağı bir anda piyasada unutularak sadece bu yumuşak iniş senaryosuna bağlı riski alma iştahı arttı. Bu çok sağlıklı değil gibi geliyor bana. Henüz bakın dünyada da Türkiye'de de faiz artışı sonuçlanmadan faizi indirmeyi konuşmaya başlayan analistler ve raporlar var. Faizin artışı ve parasal sıkılaştırmanın sonucunu almadan faizi indirmeyi satın almak bayağı ilginç bir yöntem bence. Dünyada pek alışılagelmiş olmayan bir yöntem. Bu da balonlaşmayı hızlandırıyor. Amerikan Merkez Bankası tek bir faiz oranındaki göreceli bir iyileşmeye bağlı olarak tüm her şeyden vazgeçip ben bu işleri yapmayacağım artık faizi indireyim deme noktasına gelmeyecektir. Henüz önümüzde aylar var faizle ilgili bir stabilizasyonun sağlanabilmesi için. Bu biraz erken buluyorum ben olumlu ve indirim kararları ile ilgili beklentileri. Tek aylık, birkaç aylık enflasyon rakamlarına bakarak karar verilecek gibi görünmüyor. Amerikan ekonomisi hala canlı. Çok yüksek bir istihdam oranı var. Harcamalarda hafif bir geri çekilme var. Faizlerin hızlı arttırılmasına bağlı bir tepki yapıyor sanki özellikle harcama ve piyasalar ama bunun ne kadar kalıcı olup olmadığını Amerikan Merkez Bankası'nın mutlaka görmesi gerekiyor. Dolar endeksi de bugün 105'in altına geldi. Bu belki de Fed iyimserliği kaynaklı olarak. Şu an tam 105 sınırında olduğunu görüyoruz. 104.62'ye kadar düşüş kaydetmişti. ABD tahvil faizlerinde de bir geri çekilme var son haftalarda. İşte %3.5'u görmüştü 10 yıllık. %2.6'lara kadar düştü. Hem faiz artıran hem de aslında bilanço küçülten bir Fed var ama tahviller değer kazanmaya başladı. Bu da geçici bir hareket mi? Dolar endeksi ve tahvillerdeki o kısım için neler dersiniz? Bana geçici gibi geliyor. Özellikle Ekim, Kasım aylarında hem borsalarda hem tahvil piyasalarında düzeltmeler gelecektir. Yıl sonunun yaklaşması ve karları ceplerine koyma ihtiyacında olan bankalar, fon yöneticileri tarafından bunun yapılmasını çok muhtemel görüyorum. Dediğim gibi fazla iyimserliği fiyatlamaya çalışıyor. Dolar endeksinin aşağı gelmesi de daha faiz artışı ve sıkılaştırma bitmeden nasıl olsa faiz indirimi gelir mottosunun ağırlık kazanması neticesinde ortaya çıkmış bir değer. Tahvil piyasasında da aynı şeyler var. Borsalarda bunu görüp yükseliyor tabii. Baktığınızda makroekonomik verilerin pek çok başka verilerle doğrulanması lazım. Enflasyon verisinin üretim, istihdam, satışlar, şirket ciroları, büyümenin alt parametreleriyle koordineli bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi piyasa kısa vadede elde edebileceği karı ve buna bağlı olarak cebine koyabileceği paraya bakıyor. Bir müddet daha böyle devam edecekmiş gibi görünüyor. Bir de kıymetli metalleri sorayım. Çünkü özellikle altın ciddi bir dönüş yaptı. 1680'lere kadar düşmüştü. Bugün 1800 doları gördük altın ons'ta. Acaba kıymetli metallerde bir trend dönüşü var mı? Aslında az evvel FED konusunda piyasa fazla iyimser olabilir dediniz. O açıdan altın tekrar düşüşe geçebilir mi acaba? Şimdi burada da şöyle bir durum söz konusu bence. Evet, FED konusunda dediklerim ve dediklerimin arkasındayım ama kıymetli madenlerde de ciddi derecede bir yatay seyir söz konusu. Ne zamandır yatay seyir söz konusu? Yaklaşık 4 yıldır. Ve bu trendin artık değişme zamanı geldi. Şimdi Fed'deki bu iyimserliği de kullanarak bir parça altın, gümüş gibi değerli metallerde alım yapan fonlar var dünya üzerinde. Görüntü onu işaret ediyor. Baktığınızda 1670-1650 bandında çok kalan bir altın ons fiyatı vardı. 1780'lerin üstüne çıktı. Daha önce sizlerle de çok yayın yaptık. Ben yıl sonu 1900-1950 ons fiyatını bekliyorum. Amerika'daki Merkez Bankası'nın
daha iyi analiz edilmesi ve iyimserliğin biraz törpülenmiş olmasına rağmen bu rakamları bekliyorum. Dolayısıyla da bir parça fonun buraya kayması muhtemeldir. Tabii dünyada şu anda göz ardı edilen, yine unutulmuş olan Ukrayna, Rusya jeopolitik gerginliği, Tayvan gerginliği, işte ne yazık ki Bosna Hersek ve Hırvatistan, Sırbistan arasında yaşanan tatsızlıklar, gerginlikler gibi, evet, olaylarda unutulduğu göz önüne alınırsa, bunlar da kimse istemez ama tekrar bir yerde bir olay patlarsa değerli metaller daha hareketli olabilir. Çok teşekkür ederiz katkılar ve yorumlar için. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Evet, bu yorumlar sonrasında analizi noktalıyoruz. Hoşça kalın.